Böyle. Sağlı sollu değil mi? Merhabalar. 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 Ama hepsi değil. Tabi süreç içerisinde yani artık yok. Yani bir hastalık yok. Ücret ettiler kirliyi. Bir kısım yere bak. İnşallah. Ben şey yapıyorum. Ben de şimdi böyle de dediler ama. Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü olarak şu an 2. lig 16. grupta maçlarımızı oynuyoruz. Şu ana kadar yaptığımız tüm maçları kazandık. 7'de 7 bir durumumuz oldu. Şu an liderliğimiz var. Önümüzde playoff maçları olacak. İyi hazırlanıyoruz. Takım olarak da gerekli çalışmaları da sürdürüyoruz. Şehrimizin önde gelen büyüklerimizi ziyarete geldik. Bu minvalde Osman Başkanım'la bizim yanımızda olduğunu kendisi zaten her zaman ifade ediyordu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ve süreçte de yanımızda olmaya devam ederlerse de çok memnun oluruz. Teşekkür ederiz. İsmi Malatya ile değil, Türkiye ile müsemma olan Galip Demirel rahmetli abimize rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Malatya'mıza, Yeşilyurt ilçemize de bir ortaokul kazandırılmış oldu. Ve kazandırılan bu okula da Galip rahmetli amcamızın, abimizin, bürokratımızın ismi verilmiş oldu. Bu okulumuz Malatya'da Ender okullarımızdan bir tanesi. Ender okullardan olmasından kaynaklı Ender bir spor faaliyetine ve özellikle bayanların içerisinde olmuş olduğu bir voleybol takımını kurmuşlar. Kızlarımızın bir kısmı Malatya'da, bir kısmının Akdeniz'de, Karadeniz'de, değişik bölgelerden, civar illerden gelen kardeşlerimizle, evlatlarımızdan, kızlarımızdan müteşekkir bir takım kurmuşlar. Hocamızın ifadesiyle 2. lig 16. grupta şu ana kadar namı alıp gelmişler. İnşallah temennimiz namı alıp bir şekilde süreci bitirmeleri, playofflara kalarak Türkiye'de ses getirmeleri. Günümüz dünyasında spor çok önemli. Şu an dünya kupalarına baktığımızda Katar'da yapılan Dünya Kupası'na 30 milyar dolar bir paranın, ciddi paraların aktarıldığını ve bu paraların da boş yere aktarılmadığını görmüş oluyoruz. Şu an dünyada, dünyanın birçok yerinde, birçok noktasında Katar'ı duymayan kimse kalmamış oldu. Güzel reklamlar yapılıyor. Malatya'mız doğru, Kayseri'yle müsemma. Malatya denince Kayseri akla geliyor. Kayseri güzel bir tanıtımımızı yapıyor ama sportif anlamda da Malatya'mızı güzel yerlere taşımak hepimizin sorumluluğu, görevi. Tabii spor denilince biz erkeklerin ve birçoğunun aklına futbol geliyor. Ama futbolun yanında da filenin sultanları ve yani dünya Avrupa şampiyonlarına gittiğinde hakikaten voleybolda bakıyorsunuz gençlerimiz tarafından sevilmeye, benimsenmeye, daha geniş kitlelere yayılmaya başladığını görüyoruz. Okçuluğu bakıyoruz şu an, okçulukla uğraşan değişik spor dallarıyla elimizde uğraşan kardeşlerimiz, bununla ilgilenen abilerimiz, dostlarımızın sayısı fazla. Dediğimiz gibi birçok noktada Malatya'mızı bir yerlere taşımamız gerekiyor. İnşallah kızlarımız Malatya'nın sultanları, Malatya filesinin sultanları olur. Türkiye'mizde Malatya'mız adına ciddi başarılar sağlar, kazanırlar, elde ederler. Tabi burada hepimizin üzerine görevler, yükümlülükler düşüyor. Gençlik Spor Bakanlığı başta olmak üzere yerel yönetimlerin, STK'ların, Malatya'da iş adamlarının bu noktada biraz önce Sayın Doktorumuzun ifadesiyle sporu herkese yaymak, tabana yaymak, kimsenin kontrolüne, hegemonyasına bırakmamak gerekiyor. Ki birilerinin inisiyatifine bırakılan kulüplerin, spor dallarının akıbetlerini hep beraber müşahede ediyoruz. İnşallah biz Battalgazi Belediyesi olarak
Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüzle beraber zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 2 yıl öncesinde tüm belediyelerde Gençlik Spor Müdürlüğü kurulmuş oldu. Biz de burada müdürlüğümüzün nezaretinde Battal Gazi'mizde tüm spor dallarıyla ilgili olan kulüplerimizi ziyaret ediyoruz. Onlara destek veriyoruz. Onların antrenman sahaları noktasında onlara desteklerimiz var. Hem gençlik spor merkezlerimiz var. Buralarda sadece belki beden sporlarından ibaret olmayan zeka sporlarıyla da gençlerimizi buluşturup biraz önce değerli adaşım Osman Gönültaş müdürümüzün de ifadesiyle gençlerimize sahip çıkmamız lazım. Özellikle kızlarımıza pozitif ayrıcalık göstermek gerekiyor. Biz bu pozitif ayrımcılığımızı başta kızlarımız olmak üzere tüm gençlerimize gösteriyoruz. Ve şu an inşallah Battal Gazi bölgesinde görevimiz süresi içerisinde ona yakın bir gençlik merkezine, gençliğin şu an 5 tane gençlik merkezimiz aktif halde, 2 tanesinin yakında açılışını yapacağız. Amacımız burada gençlerimize sahip çıkmak, onları geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlamak, kendi ayaklarının üzerinde durabilmelerini sağlatmak. En önemlisi de sporla uğraşan gençlerimize şöyle baktığımızda bir özgüvenin tavan yapmış olduğunu görüyoruz. Bu da bireyin şekillenmesinde önemli bir etken. Tabii gençleri sokaktan çekip spor alanlarına çekmemiz lazım. Burada voleybol kulübümüzde, Galip Demirel Voleybol Spor Kulübü'nde 110 tane de altyapıda yetişen sporcumuz varmış. Hakikaten bu güzel hizmetler. Biz de Battal Gazi Belediye Spor olarak özellikle mahalledeki gençleri bir üst tura, yani belediye olarak belki üst liglerde mücadele etmiyoruz ama en azından bizim de burada yaklaşık tüm sporcularımızı göz önüne aldığımızda yazın yaklaşık 10.000 kişiyle irtibatlı olduk ve bunların yeteneklerini ortaya koyarak değişik branşlara yeteneklerine göre yönlendirme de Gençlik Spor Müdürlüğümüz tarafından yapılıyor. Bunu da ilave etmiş olalım. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Başkanım. Atölyelerimiz var. Bunu o atölyelerimizde gerçekleştiriyoruz. Sporcularımızın yanında olacağız.